İki çocuk babası Beyaz Miğverli Hamit, Esad rejimi, Rusya ve IŞİD'in bitmek bilmeyen bombardımanında yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Suriyeli ödüllü yönetmen Feras Fayyat, savaş kurbanlarının çoğunun çocuklar olduğunu söylüyor. Ailelerin yaşadığı evler, pazar yerleri, ortak değerler için savaşan insanlar bombalanıyor. Herkes seyirci kalıyor. Suriyeliler hayal kırıklığı içinde. They feel disappointed from waiting. Last Man in Aleppo, Halep'te son kalanlar kentte kalmayı seçenleri anlatıyor. Film insanlık suçlarını belgeliyor ancak film aynı zamanda insanlık, azim ve dayanıklılıkla da ilgili. İnsanlar savaşın ortasında bile yakınlarıyla hayatın tadını çıkarmaya çalışıyor. Halit çocukları için bir havuz yapmış. Halep Medya Merkezi ile işbirliği içinde olan Fayyat, vatandaş muhabirlerin katkılarından da yararlanarak Beyaz Miğverlerin Halep'teki çalışmalarını yakından izledi. I start with this idea that savaşın insanların hem en kötü hem de en iyi yanlarını açığa vurduğu düşüncesiyle yola çıktım. So it's bring the best in our human being. Esad rejimi tarafından iki kez hapse atılan ve Suriye'ye döndüğü takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya olan Fayyat şu anda sürgünde yaşıyor. I have the feeling of the anger from the Russian, of course. I have the anger from Assad. Rusya'ya karşı elbette öfke duyuyorum. Her gün kendi halkını öldüren rejime karşı da aynı hisleri besliyorum. Şu anda stüdyodayım ama Suriye'de ailemin yaşadığı yer her gün bombalanıyor. Ailemi her an kaybedebilirim. Film savaşa rağmen Suriye'de kalanlara odaklansa da izleyicilerin ülkeyi terk etmeyi tercih edenlere karşı sempati duymalarını da teşvik ediyor. Belgeselin çekimleri sırasında Halit dahil çok sayıda gönüllü komşularını kurtarmaya çalışırken can verdi. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.